İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bugün 44 günlük savaşın birinci yılı. Batı Ermenistan'ın Ermeni Lejyonu madalyaları ödül töreni gerçekleşti. Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının görüşmesi New York'ta gerçekleşti. Artsakh'a büyük insani yardım taşıyan uçak Rusya'dan Ermenistan Cumhuriyeti'ne geldi. Karadeniz'in gizemi, Hamşen ve Hamşenliler. Batı Ermenistan'daki Portasar, Göbekli Tepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor. Altın Kayısı adlı uluslararası film festivali, prestijli film festivallerini kazanan filmlere ev sahipliği yapacak. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sedar Menya TV'yi destekleyelim. Bugün 27 Eylül, Azerbaycan'ın Artsakh'a karşı başlattığı savaşın birinci yılı. Tam bir yıl önce komşu Azerbaycan insan hakları ve yasal normları ağır şekilde ihlal ederek Artsakh topraklarına ve barışçıl nüfusuna karşı eşitsiz ve haksız bir savaş başlattı. Binlerce Ermeni evladı eşitsiz savaşın kurbanı oldu, bir o kadar da asker sakat kaldı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde bugün saat 11'de bir dakikalık saygı duruşu ilan edildi. Ermeni halkına taziyelerini ileten Batı Ermenistan, Azerbaycan'ı bu insanlık dışı eylemden dolayı şiddetle kınıyor, dünyanın ilerici insanlığını, Azerbaycan'ın suçlu liderliğini kınamaya ve sorumlu tutmaya çağırıyor. Batı Ermenistan'ın Ermeni Lejyonu madalyalarının ödül töreni, Batı Ermenistan'ın Yerevan ofisinde gerçekleşti. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, davetlilerin huzurunda Artsakh Kurtuluş Savaşı katılımcıları Haygara Mnatsaganyan, Vigen Abrahamyan, Razmik Madaryan ve seçkin sanat emekçisi Artsakh Kurtuluş Savaşı katılımcısı Gagik Ginosyan'a madalyalarını sundu. Madalya ödül töreninden sonra onurlu konuklarımız Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'a teşekkürlerini ileterek askerlik anılarını anlattılar. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 76. oturumu çerçevesinde Agitmis grubu eş başkanlarının katılımıyla Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Ararat Mirzoyan ve Ceyhun Bayramov'un görüşmesi gerçekleşti. Eş başkanlar ayrıca Mirzoyan ve Bayramov ile ayrı ayrı görüştüler. Agit dönem başkanının kişisel temsilcisi Andrei Kasperçik de toplantılarda hazır bulundu. Açıklamaya göre eş başkanlar ve dışişleri bakanları Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında çözülmemiş çok çeşitli meseleleri görüştüler. Arabulucular durumu hafifletmek için özel önlemler ve olası başka adımlar önerdiler. Arabulucular dışişleri bakanlarının Kasım 2020'den bu yana ilk toplantısını memnuniyetle karşıladılar. Artsakh halkına insani yardım taşıyan Rus uçağı Rusya'dan Erebuni havaalanına indi. İnsani yardım eylemi Ermeni ve Rus hayır kurumlarının ortak çabalarıyla organize edildi. İl 76 uçağı Ermenistan Cumhuriyeti'ne başta giysi, çocuk ayakkabısı ve çeşitli ev eşyaları olmak üzere tonlarca insani yardım getirdi. İnsani yardım girişimi Mersi Hayırsever Fonu ve Rus Doktor Liza adlı Hayırsever Fonu tarafından hayata geçirildi. Vakıf ayrıca tıbbi ekipman ve malzemeleri Artsakh'ın sağlık kurumlarına aktardı. Hamşen, Karadeniz'in en gizemli bölgelerinden biri dersek sanırım abartmış olmayız. Hamşen ya da Hemşin tam olarak neresidir? Kimdir bu Hamşenliler? Ermeni midirler? Kendilerini nasıl tanımlarlar? Hamşenli kimliğinin tanımı nedir? Hamşen kültürünün ayırt edici özellikleri nelerdir? Ermeni kültürü ile benzerlikleri var mıdır? Hamşenliler ile ilgili merak Türkiye toplumunda son 20 senede arttı. Ermenistan Cumhuriyeti ve diaspora ise çok daha eskiden bu yana Hemşinliler ile ilgileniyor, sayısı çok olmasa da bilimsel çalışmalar yapılıyor, makaleler yayınlanıyor. Tarihçilere göre 18. asırda Hamşen Ermeni nüfusunun İslamlaştırılması sonrasında Hamşenlilerin bir bölümü günümüzde Rize'nin Çamlıhemşin, Hamşen ve Çayeli ilçelerinin bir bölümünü oluşturan asıl Hamşen'i terk ederek Artvin'in Hopa ve Borçka ilçelerine yerleşirken diğerleri ise yaşadıkları bölgelerde kalmaya devam ettiler. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur.
İnsanlık tarihinin 12 bin yıl öncesine ışık tutan arkeoloji dünyasının en büyük keşfi Batı Ermenistan'ın Urfa'daki Portasar Göbekli Tepe'nin ardından aynı bölgede Taş Tepeler adıyla 12 kazı çalışması da hayata geçiriliyor. Portasar Göbekli Tepe'de ortaya çıkarılan arkeolojik buluntular insanlık tarihinin en eski dönemlerinden birine ışık tuttu ve Göbekli Tepe'de tek değil. Batı Ermenistan, Neolitik çağın aydınlatılmasına ilişkin yaptığı öncülüğe devam ediyor. Göbekli Tepe'deki dikili taşların benzerlerinin olduğu bu kazılar, dünya üzerindeki ilk yerleşik yaşam ve sosyal topluluk örneklerine ev sahipliği yapacak. 100 kilometre karelik bir alanı kapsayan Portasar Göbekli Tepe dahil 7 alanda arkeolojik kazı çalışmaları sürdürülüyor. Portasar Göbekli Tepe ve Karahan Tepe ana istasyon, Sefer Tepe, Taşlı Tepe, Ayanlar Höyük gibi alanlarda ise ara istasyonlar olacak. Karahan Tepe'nin 2022'de ziyarete açılması hedefleniyor. Yerevan Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki yabancı elçilikler, konsolosluklar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çeşitli prestijli film festivallerinde ödül kazanan filmler Ermenistan Cumhuriyeti'nde gösterime sunulacak. Festival, jüri üyeleri olan ödüllü yapımcı François Dartamare'ye, Nantes kenti Tri Continents Festivali'nin kurucusu Philippe Jalouda'ya ve Fransız sanatçı, grafik tasarımcısı, Cannes ve Altın Kayısı festivallerinin afişlerinin tasarımcısı Vahram Muratyan'a ev sahipliği yapacak. Ustalık sınıfı, kısa film yönetmeni ve Fransız dergisi L'Avant-Séance Cinéma'nın film eleştirisi konusunda uzmanlaşmış yardımcısı editör Pierre Simon Gutman tarafından yürütülecek. Altın Kayısı'nın kurucusu Susanna Harutyunyan basın toplantısında tüm destekçilere yıllardır yanlarında oldukları için teşekkür etti. Film festivalinin kurulmasında bu desteğin mühim olduğunu vurguladı. Değerli yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenia TV kendi kimliğini koruma ve tanıtım misyonunu sürdürmektedir. Sizden bize gelen mesajlar çalışmamızın benzersiz bir değerlendirmesidir. Bu yıllarda Western Armenia TV adlı kanalımız dünyanın dört bir yanına dağılmış sürgündeki soydaşlarımıza ilgili doğru haberler vermeye ve vatanımızı tanıtmaya çalıştı. Bu zor işi yeni bir aşamaya taşımak için desteğinize ihtiyacımız var. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV her zaman yanınızda, yurdumuzun kesintisiz sesi olmaya devam ediyor. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın. Siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hayrik Muratyan adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Burmadigin Egere adlı eseri sunuyoruz. Burmadigin Egere uy uy uyaram. Şare şapika kere uyaram. Şare şapika kere uyaram. Darmir gıdak dörere uy uy uyaram. Darmir gıdak dörere uy uy uyaram. Kırtanla çaktı kere uyaram. Kırtanla çaktı kere uyaram. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.